Sevgili ziyaretçilerimiz, dans müzemize hoş geldiniz. Müzemizin her galerisinde dans tarihinin ayrı bir dönemine tanık olacaksınız. Eğlenceli bir yolculuk başlıyor. Burası A Galerisi. Bu galeride klasik balenin kuruluş yılları tanıtılıyor. Bale, İtalya'da Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. İtalya'dan Fransa'ya Catherine de Medici desteğiyle ulaşmış, daha sonra Fransa kralları tarafından desteklenerek Avrupa'ya yayılmıştır. Balenin altın çağı 17. yüzyılda, kendisi de iyi bir dansçı olan Fransa kralı 14. Louis döneminde yaşanmıştır. Bu dönemde profesyonel dansçılar kostüm, maske ve peruk kullanarak dans etmeye başladılar. Balerin Marita Bioni 1800'lerin başında ilk kez parmak ucuna çıkarak dans etmiştir. Georges Noller, klasik balenin kurallarını oluşturan bir kitap yayınlamış ve baleyi zirveye taşımıştır. İyi seyirler. Thank you.
Sevgili ziyaretçilerimiz, dans müzemizin B galerisindesiniz. Bu galeride bale sanatının 19. ve 20. yüzyıldaki gelişmelerini göreceksiniz. 19. yüzyılda Rusya'da gelişen bale, St. Petersburg'da Marius Petipa ve Arthur Saint-Léon'la hayat bulmuş. Bugün hala sahnelenen Uyuyan Güzel, Fındık Kıran ve Kuğu Gölü gibi tanınmış bale eserleri Rusya'dan dünyaya yayılmıştır. Değişen dünyaya uyum sağlayan bale, daha modern tekniklerle icra edilmeye başlanmış. Kurallar değişmiş, dansçıların kendilerini daha özgürce ifade edebilmesinin yolu açılmıştır. 1900'lerin başında Rusya'da kurulan Sergei Diaghilev'in bale topluluğu, ünlü balerin Anna Pavlova, dansçı Vaslav Nijinsky, koreograf Mikhail Fokine ve birçok sanatçı klasik balenin katı kurallarını yıkarak modern balenin gelişmesine öncü olmuştur. İyi seyirler.
Sevgili ziyaretçilerimiz, dans müzemizin C galerisinde bulunmaktasınız. Bu galeride modern dansın ortaya çıktığı dönemin tanığı olacaksınız. Dans tiyatrosu 20. yüzyılın başında Almanya ve Amerika'da ortaya çıkan bir sanat türüdür. Yaşanan toplumsal değişimler ve sanayileşme yeni bir toplum yapısı ve bireyler oluşturmaktadır. Klasik bale yerine modern dans önem kazanmaya başlamıştır. Isadora Duncan, bale papuçlarını ve tütüleri atıp yeni bir dans tarzı yaratmış. Onun ardından öncü kadınlar gelmiş. Doris Humphrey, Catherine Dunham ve Martha Graham. Konuların günlük hayattan alındığı, insan bedeninin özgürce ve çıplak hayatla dans ettiği bir yeni tarz yaratmışlar 1930'larda. Modern dans zamanla bütün dünyaya yayılmış ve yepyeni dans türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş. İyi seyirler. Sevgili ziyaretçilerimiz, umarız çok yorulmamışsınızdır. Çünkü daha gezecek pek çok galerimiz var. Şu anda D galerisindesiniz. Bu galeride salon danslarını tanıyacaksınız. Salon dansları, eğlence ve yarışma amacıyla icra edilen bir dizi danstır. Tekniği ve estetiği barındıran salon dansları sahne, film ve televizyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmişte eğlence için yapılan salon dansları 1990'ların başında dans sporu kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte bir yarışma statüsüne yükselmiştir. Geleneksel olarak 5 internasyonel standart ve 5 Latin dansı stilini kapsamaktadır. Bu iki stilin teknik, ritim ve kostümleri farklıdır. Her iki stilde de bedenin kontrolü ve partnerle uyum ortak yönlerdir. İngiltere'de geliştirilen bu iki stil, Dünya Dans Konseyi ve Dünya Dans Sporu Federasyonu tarafından yönetilmektedir. Standart danslar, vals, tango, quickstep, foxtrot ve Viyana valsini kapsar. İyi seyirler.
Sevgili ziyaretçilerimiz, şu anda E galerisine ulaştınız. Eğlenceli bir dans olan Charleston sizi bekliyor. Yapması kolay, siz de deneyin. Charleston dansı 20. yüzyılda Amerika'da doğmuştur. İlk kez Afrika kökenli bir revü grubu tarafından 1922 yılında New York'ta sergilenmiştir. Broadway müzikallerinin çoğunda sahnede sergilenmiş, eğlence mekanlarına hızlıca yayılmıştır. Avrupa'da 1925 yılından itibaren ünlü siyah dansçı Josephine Baker sayesinde tanınmıştır. İyi seyirler. Sevgili ziyaretçilerimiz, eğlencenin dozunu artırıyoruz. F galerisinde çok popüler bir dans olan salsa var. Afrika, Avrupa ve Amerika kültürlerinin birleşimi olan salsa 1930'lu ve 1940'lı yıllarda Küba'da gelişti. Salsa'nın oluşmasında country müziği, rumba ve latin, Afrika ve Karayip kökenli birçok dansın etkisi olmuştur. Bir dönem toplumun alt sınıflarının dansı olarak görülen ve küçümsenen salsa bugün bütün dünyayı sarmış durumda. Kendinizi müziğin ritmine kaptırabilirsiniz. Burası eğlenceli bir müze. Keyfini çıkarın. Thank you.
Latin dansın coşkusu devam ediyor. Müzemizin G galerisinde Latin dansı var. Latin danslarının kökenleri Aztek ve İnkaların yerel danslarının ilk kez Avrupalılar tarafından kaydedildiği 15. yüzyıla dayanır. Gemicilerle Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılan Latin dansları Afrikalı kölelerin kendi stilleriyle birleşip bugünkü benzersiz özelliklerini kazanmış. Günümüzde sosyal amaç dışında internasyonel Latin ya da dans sporu adı altında yarışma amaçlı sergilenen Latin dansları cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble ve son olarak Latin kökenli olmayan jive dansıdır. İyi seyirler. Dans müzemizdeki gezinin sonuna yaklaşıyoruz ve 20. yüzyılın ikinci yarısındayız. Pop müziğin hızla geliştiği yıllar. H galerisinde gerçek bir yıldız var. Bir pop ikonu, o bir kral. Yıl 1964. Michael Jackson, babasının kurduğu Jackson 5 grubunda henüz 6 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Thriller, Bad, Dangerous gibi milyonlarca satan albümlere imza atan Jackson, dünya çapında bir şöhret yakaladı. Şarkıları ve danslarıyla efsane haline gelen popun kralı Michael Jackson, dünyada tüm zamanların en çok albüm satan sanatçısıdır. Kendine ait tarzıyla dansa yeni bir soluk getirmiştir. Çoğu R&B müzisyenlerinin danslarında Michael Jackson'ın figürleri görülür. İyi seyirler.
müzemizdeki gezinin son durağındayız. Yüzyıllar boyunca evrilerek devam eden dans günümüzde kent sokaklarında sürüyor. Hip-hop dansı artık yaşamın içinde. Hip-hop, 1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda yaşayan siyahların eğlenmek ve tepkilerini dile getirmek için oluşturdukları bir müzik ve yaşam biçimi. Bu kültür, rap müziği, grafiti sanatı, break dansı ve DJ'liği içerir. Hip-hop kültürünün doğmasında blues, funk, soul ve caz müziğinin etkisi oldukça büyüktür. Evet, şimdi hip-hop zamanı.
teşekkür ederiz. Umarım bu alkışlarınız bir yıllık emeğimize değiyordur. Danslarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin oluşmasında emek veren hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri burada ışık, görüntü, ses ve danışmanlığımızı yapan Muzaffer hocamıza çok teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten. Evet.